Şerif Önörgü Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz, aynı zamanda erkek örgülerine de uyarlayabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum. İpim maalesef evde olduğu için üzerinde kağıdı yok, marka ve renk numarası veremiyorum. Pudra pembesi renginde ip kullanıyorum. 3,5 numarada şişle modelim çalışmak istiyorum. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra bir tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben hemen hiç örmeden direkt modelime geçmek istiyorum. Başlangıç ilmeğini bir tane düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi bir tane ters olarak örüyorum. Sonra iki ilmeğimin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başlangıçta aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi iki ilmeğin üzerine atlatarak bırakıyorum. Sonra bir ilmek ters olarak örüyorum. Modelim bir ters, iki düz ve bir ters ilmekten oluşuyor. Aralarda birer tane düz ilmek bıraktım. Bu örgü boyunca devam edecek. Şimdi tekrar modele başlıyorum. Bir tane ters örüyorum. İki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimin kendisini düz olarak örüyorum. Bu ilmeği ikisinin üzerine atlatarak serbest bırakıyorum. Bir tane daha ters ördüm. Arada bir tane düz devam edecek ilmeğim var. Sonraki modele geçtim. Bir tane ters örüyorum. İki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. İlmeklerimin ikisini de düz olarak örüyorum. Sonra bu çıkarttığım ilmeği üzerine atlatıyorum ve serbest bırakıyorum. Bu şekilde sıra boyunca modelimi uygulayarak devam ediyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Örgümün arka tarafına geçiyorum ve ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. Burada bir tane düz ilmeğim var. Bu da ikisi bir arada toparlanan ilmeğim var. Burada ipimi ön tarafa alıyorum. Ortadaki bulunan iki ilmeğimi iki kenarlara açmam gerekiyor. Örgümün arka tarafından ilmeğimi şişime takıyorum ve bu iki ilmeği ters olarak görüyorum. Buradaki ilmeği, ters ilmeğimi de düz ilmeğimin arkasına alarak iki kenar açmış olmam gerekiyor. Bunu ilmekleri yer değiştirirken ortadaki ilmekleri örgünün arkasından geçirerek yer değiştiriyoruz. Ve bu iki ilmeği de ters olarak görüyorum. Böylece iki kenarı açılan ilmekler elde etmiş oluyoruz. Arada bir tane ters ilmeğim var. Bu dört ilmek modelimi oluşturan ilmekler. Ortadaki iki ters ilmekleri iki kenara açarak örmem gerekiyor. İkisinin yerini değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimi önce ters olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Ve bu iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arada tekrar bir tane ters ilmeğim var. Burada ilmeklerimi iki kenara doğru açarak bu dört ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Böylece arka yüzden ikinci sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını sıra boyunca düz örüyorum.
Tekrar örgümü çeviriyorum. Bu defa arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğim zaman modelimi tekrarlıyorum. Hiç kaydırma yapmıyorum. Aynı şekilde modelimi ilk başlangıçtaki gibi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonra iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu yeniden çıkartmış olduğum ilmeğimi örmüş olduğum iki ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu bir tane ilmek örgü bitinceye kadar burada düz olarak devam edecek. Bir tane ters ördüm. İki ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkarttım. Sonra iki ilmeğin kendisini düz olarak örüyorum. Ve bu iz arasından çıkartmış olduğum ilmeğimi atlatarak serbest bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Modelim bu 4 ilmekten oluşuyor. Aralarda birer tane düz ilmek bıraktım. Örgünün ön yüzünde bu ortadaki iki tane ilmeğimizi ters ilmeklerin kenarlarını açıyoruz ve bu şekilde iki tarafı açarak yer değiştiriyoruz. Şimdi tekrar örgünün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ortadaki ters ilmeğimi buradaki düz ilmeğimin başına alıyorum. Ve yer değiştirmiş olduğum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonra buradaki başlangıçta olan düz ilmeğimi de örgümün ortasına almam gerekiyor. Bunu da aynı şekilde yer değiştirdikten sonra ikisini de ters olarak örüyorum ve modelimin oluştuğu 4 ilmeği tamamlamış oluyorum. Bu ilmeklerin yer değiştirme işlemini de örgünün arka tarafında yapıyoruz. Ters ilmekleri yer değiştirirken örgünün arka tarafından yer değiştiriyoruz ve iki tarafa doğru açılmış bir görünüm elde ediyoruz. Yer değiştirme işleminden sonra düz olan ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Örgümüz ilerledi. Burası da arka yüz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.